Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Bak iyi dinle beni. Parmağımı takip et, tamam mı? Heh. Böyle böyle. Heh. Göz elinle takip et. Aferin. Hey hey. Tamam tamam, korkacak bir şey yok. Neler oldu? Komutan nerede? Komutanımızı koruyamadık komutanım. La havle ve la kuvvete illa billah. Nasıl oldu bu? Sizin anonsunuzu duyduk. Tam anladık her şeyi. Ama o an kolumda bir acı hissettim. Sonra? Sonrası yok komutanım. Sonrası burası işte. Uyandığımızda komutanımız yoktu. Oğlum hiç mi bir şey yok? Bir ses, bir işaret. Çalıştır şu kafanı. Yoksa general elden gidiyor, hadi. Ateş tutan yer neresi be? Tam çıkaramıyorum ama ateş tutan yer gibi bir şey duydum sanki. Ateş tutan yer. Ateş tutan yer, ben biliyorum orayı. Yuva. Anka 1. Komutanı başka bir araçta kaçırmışlar. Peşlerindeyiz. Gelişmeleri rapor ederiz. İlçeye bağlı bütün yollar kesildi. Sınır hattı havadan santim santim taranıyor. İlçeden çıkmış olamazlar. Bulun şu şerefsizleri Serdar. Alındı, anlaşıldı Yuva. Gereken yapılacak, merak etmeyin. Yeri biliyoruz. Hiçbir kişisel mazerette gelmeyin bana. Zorluklardan dem vurmayın. Tamam abi. Komutanı bulana kadar uyumayacağız, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi nazar çıkalım. Adam olun lan. Serdar. Burada bir kapak var. Komutanım, burada bir numara var. Kasap Satır Naci, buyur. Cili, Kasap Satır Naci'nin yerini bulalım, hadi.
hesap bu sende. Geleceğimizi biliyorlarmış hepsinde. Yürüyün. Alo. Zungurlar kasaptan çıkıyorlar. Başkana bildiriyorum. Sen izlemeye devam et. Durum ne? Kasabı bulmuşlar. Burayı da bulacaklardır. Hadi git sen, çık. Paşa. Ya paşa ya. Senin şu manyak tüm var ya. Sungurlar, sungurlar. Ya sen onları bana versene ya. Ya onlar gibi adamlarım olsa var ya. Aha buraya çoktan Kürdistan'ın bayrağını dikmiştim ha. Sen hala neyin hayalini görüyorsun be adam? Canını kurtarabilirsen şanslı say kendini. Senin de onlarda kalır yanın yok ha. Ben değil. Sensin namlının ucunda olan. Bir tetik düşer, küt sen ölürsün ha. Yo, öyle değil. Bir tetik düşer, dünya başına yıkılır. Doğrusu. Ya sen onu bunu bırak da. Biz seninle şu bizim Persi takası diyeceğiz ha. Baş belaları it gibi böyle biraz daha sağa sola havlasınlar. Ya onları seyretmek çok güzel oluyor. Senin gibi hınzır olmaktansa hak yolunun kıtmiri olmayı yeğleriz şerefsiz. Bana bak paşa. İstesen var ya istesen. Seni şuna çıktan gebertir. Hele omzundaki yıldızlara güvenme. Biz omzumuzdaki yıldızlara değil, kalbimizdeki imana güveniriz. Şerefsiz. Bismillah. Zungurlar bölgede. Haber verin. La bana bakın. Zungurlar... Komutanım, kapının yanındaki nöbetçi var. Şahin indir. Şahin, hadi. Hedef açık. Biz de geliyoruz. Şerefsiz. Lan! Ne oluyor be? Ha? Baş belaların canını almaya geldi. Eğer bana bir şey olursa... ilk geberecek sensin lan general! Ne oluyor lan orada? Zungurlar geldi. Ne? Nasıl buldular lan burayı? Bak.
Sana da hemen bir şeyler koyun. Ağır bir şeyler koyun. Hadi. Çabuk. Çabuk olun hadi çabuk. Gidin durdurun onları. Durduralım şunları. Manyak mısın sen? Onları şu an bir tobur asker bile durduramaz. Kaçıp saklanalım biz. Korkunun ecele faydası yok Cemal. Teslim ol kurtul. Sungurlar geldiyse işim bitti demektir. Öleceğiz lan burada. Koşun biz de gidelim. Siz kaçanların peşinden gidin. Gidin. Vay beni iyi dinle. Eğer generalin yaşamasını istiyorsan çek şu sungurları üstümden çek. Ulan bir köpeğin bir aslana emir verdiği nerede görülmüş? Derhal generali bırak. Belki o zaman bir şansın olabilir. Bak albay. Generali Kasım'la takas edeceğiz. Bak geri daha sonra bildiririm ben sana, tamam mı? Kapat, kapat. Neredesin lan şerefsiz? Ulan mal Cemal. Neredesin lan Cemal? Benim ulan ecelin tabutçu. Tabutunu hazırladım lan. Lan şerefsiz. Kaçacak yerin yok. Komutana ver canını kurtar. Duydu şerefsiz. Serdar, buranın altı boş. Buraya bir yerden giriş olmalı. Akabir acil. Emredin komutanım. Generale karşılık Kasım istiyorlar. Derhal gelin. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Naza, hadi çıkıyoruz. Şuraya bir baksaydık. Naza, hadi çıkıyoruz. Dikkat et. Ateş etsenize. Bağırma lan. Yerimizi belli edeceksin. Korkaklar. Bir şey yok. Yusuf şerefsiz ortalarda yok. Buralarda bir yerde.
Bunlar var ya bunlar. Bunların hepsi mayon. Gör. Gör işte ne çekiyorum bu benim baş belalarımdan. Teslim ol kurtul. Yeah. Cemal. Aferin kordona be. Ne güzel diyor sana öyle. Cemal. Ulan var ya. Var ya. Sıkardım seni ama. Dua et. Dua et şu sen persiye. Sen o katilin ancak cenazesini alırsın. Ne o? Canınız çok sıkkın. Karargah tabii. Karışıklık var sanıyor. Sırıtma lan iç. Bu acem dişlerinden tespit yaptırtma lan bana şimdi. Anlaşılan Cemal beni kurtarmak için ortalığı karıştırdı ha? Çenen düştü lan senin. Cemal beni burada bırakamaz. Aramızdaki o ajan kim lan? Aramızdaki o ajan kim diyorum lan sana? Kim? Kim? Kim lan? Kim? Ajan kim? Söyle. Araca bomba koyan, generalin kaçırılmasına sebep olan kim lan kim? Ben sen. Ne oldu ağa? Konuşmuyor yeter herif. Serdar, üzgünüm ama içinizde generali zehirleyip hastalanmasına sebep olan biri var. Bu iş başka türlü olmazdı. Celil, biz bir albayla konuşalım. Önce generalin nasıl hastalandığını öğrenelim. Hadi. Ben izledim. Şüpheli bir şey görmedim. Hızlı geçelim asubayım. Emredersiniz komutanım. Çok acı çekti. Karısını torununu kaybetti. Kolay değil. O suda bir ilaç olabilir. Dosta güvenilir mi? Her ihtimale karşı sorguya al. Bu Süreyya. Evet. Suriye'den getirdiğimiz kız. Bunun ne işi var generalin yanında? Nöbetçi asubayla konuştum. Generale başsağlığına gelmiş. Şu kızı bir görelim komutanım. Militan'ın çektiği aracın patlama görüntüleri TV'de dönüp duruyor. Ama generalin kaçırılmasıyla ilgili bir haber yok başkan. Bırak bunları şimdi. Aç kulaklarını iyice beni dinle. Takas olacak. Kasım yoldaşı olacağız. Sen bize çok lazım olacaksın. Bana bak. Sakın açık vereyim deme ha. Bir de şifre olur da yaptıkların ortaya çıkarsa kordon öldürür seni. Kordon denen cellat hele öyle bir hata yapsın. Oğlunun cesedini alır eline. Veya... Efendim Celil. Ne kadar da masum değil mi? Ne oldu Celil? Neden böyle davranıyorsun? Muhatabının davranışını okumak, ajan olmanın olmazsa olmazıdır.
iki dakikada anlarım ben şimdi onun ne mal olduğunu. Ne oldu Celil? Komutanın sana soracakları var. Bir hata mı yaptım Serdar abi? Bilmeden hata yaptıysam özür dilerim. Generale niye gittin? Burada karargah önünde olanlara şahit oldum. Generalin karısı, torunu, askerler öldü. Generalin halini en iyi ben bilirim. Anam babam, kardeşim öldü. Öldürüldü. Ben de generale başsağlığı diledim. Generalin acısını paylaştım. Sonra da general birden fenalaştı, öyle mi? Adamcağız düştü kaldı. Bu beter acıya, üzüntüye yürek mi dayanır? Sonra? Komutanlar hemen ambulans çağırdı. General hastaneye kaldırıldı. General iyileşti değil mi? Bir şey yok değil mi? Ekmeğinizi yiyorum. Ben size kötülük gelsin istemem. İstiyorsanız hemen giderim. Anka 1, takas Kızılkayalar'da, eski değirmende yapılacak. Hemen geliyoruz albayım. Bir daha bizden izin almadan kendi başına işler yapma. Olur. Nasıl isterseniz öyle yaparım. Ne diyorsun Nazı? Vallahi içten saf bir kız gibi görünüyor. Ama gerçekten beni kandırdıysa çok iyi bir oyuncu olmalı. Zerel bacı, gözünü bu kızdan ayırma. Aga tamam, hiç merak etme. Ben gerekli bütün bilgileri kendisine aktardım. Herhangi bir terslik olduğu zaman hemen de bizi arayacak. Oğluma da göz kulak ol Zelal bacı. Tamam Celil abi. Hadi biz çıkalım. Haydi hoşça kal. Güle güle. Nişancı, bana bak. Sakın kaçırma. General karşı tarafa geçince indireceksin, anladın? İyi. Gözünün dört at. Emredersiniz komutanım. Şahin, Aslı. Bu şerefsizlere güven olmaz. Hakim tepelere keskin nişancılar koymuşlardır. Nişancılar sizde. Sungurlar, siz arkamızda olacaksınız. Komandolar, çevre güvenliği sizde. Hakim tepelerde yerinizi alın. Hadi herkes yerine. Marş marş. General! Baş belası yüzbaşı! Seni almaya geldi ha!
Serdar abi gibi yüzbaşı olacağım. Sungurların başına geçerim. Olur mu dede? Tamam Mert. Sungurların yeni komutanı sensin. Bu şerefsiz cezasız mı kalacak? Paşa! E hadi bakalım. Bitirelim şu işi ha? Ne? Çok mu sevdin beni ha? Kal istersen burada ha? Özleyeceğim sizi ha. Resmen bağımlılık yaptınız benden. Merak etme. Her an her yerde insende duyarsın nefesimizi. Seninki örgüte iyice yanaşmış. O benimle evlenme derdindeydi Şahin. Sene, bir ara bayağı bir yakındınız. Ya yeter. Şunun konusunu kapat. O herif ölmeden bu konu kapanmayacak. Ulan general olmasa. İndirmiştim şerefsizi. İyi o zaman ben indireyim. Kendinize gelin lan. Deminden beri sizi izliyorum. Demek ki ben ya duvara konuşuyorum ya da siz beni hiç adam yerine koymuyorsunuz. Yeter artık. Komutanla konuşacağım. İkinizden biri sungurlara veda edecek. Anlaşıldı mı? Anlaşamıyoruz artık. Bir daha benimle uğraşma. Çok meraklıydım ben, değil mi? Heh. De hadi la, de hadi. Getirin şu paşayı. Anka 5, Anka 7. Çıkıyoruz. Çevre temiz mi? Celil abiyle konuşurum. Sen kal, ben giderim. Anka 1, çevre temiz. Bana bak lan şerefsiz. Ortada buluşacağız.
metre mesafe kalacak. Generali bırakacaksınız. Biz de bu şerefsizi. Bak bana bak yüzbaşı. Kalleşlik malleşlik istemem ona göre ha. Lan adını sormadık lan sana omurgasız. De hadi la biz de gidiyoruz. Hadi yürü. Yuva. Başlıyoruz. Allah yardımcınız olsun Serdar. Komutanım, mağaranın üzerindeki kayalıklarda nişancı var. Aka 5, nişancı var. Aklınız nerede sizin oğlum? Gördüm. Anka bir gördüm. İnşallah görmüşsündür. Takasta nişancı varsa kahpelik de var demektir. Doktor. Tamam aga. En ufak bir terslikle bu hayvanın kafasına sıkacağım. Lan ne oluyor lan? Ayağım takıldı. Ya kör müsün? Önüne baksana. Hadi. Cemal şerefsizi. Yeter bu kadar. Generali gönderin. Tamam la. Siz de orada Kasım yoldaşı olayın ha. Doktor. Ya hadi la. Yürü. Karın ve torunun için üzüldüm. Ama o araçta sen olmalıydın general. Bomba patladı. Kasım güm dedi komutanım. Ulan Kasım parçala bunu. Şahin, Şahin çevre sen de Şahin. Bismillah. Komutanı alın Serdar. Komutanı alın çabuk olun. Doktor bizi koruyun tamam, hadi. Gebertin lan bunları gebertin. Ugh!
Şahin! Hani hedef düşmüş lan? Ulan burası kordon mu lan? Salak adam! Ulan gel gözünü işine ver. Vurdum lan, vurdum ben bu herifi. Dikkat ol, yat oraya! Hadi indi şunu artık, hadi acele et. Şahin! Komutanın durumu nasıl? Sırtından ağır yaralı komutanım. Ateş edin, ateş edin! Kasımı parçaladılar. Bırak geçeyim. Durma lan, ateş et. Celil, komutanı buradan çıkarmamız lazım. Aga, aga iyi misin aga? İyiyim, bir şeyim yok. Beni de öldürecek bunları. Doktor, generali aracı alın. Tamam aga. Celil yürü! Ver o keçi! Çabuk lan! Savunma ateşi! Haydi! Lanet olsun lan! Şahin! Lanet mi bekliyorsun lan? Ulan bu nerede? Ne yapıyor bu çocuk ya? Komutanım, o şerefsiz buradan kaçmış olmalı. O şerefsizin de sonu yakındır Celil. Aga, doktor ben. General hastaneye kadar dayanamazdı. Yakında Kayalı köyü var. Orada kullanılmayan bir sağlık ocağı var aga, oradayız. Doktor, generalin durumu nasıl? Aga,
Sırtında şarapnel parçaları var. Yani organlarda bir zarar var mı onu göremiyorum. Yani açmadan bunu söyleyemem. Ama hayati tehlikesi var yani. Komutanı burada ameliyat etmekten başka hiçbir çaremiz yok aga. Aga, bir de bakın bu iş ciddi. Bana yardım gerekiyor. Bunu tek başıma yapamam. Buraya hemen gelmeniz lazım. Allah'ım, askerler. Oğlumu getirdiler. Oğlum! Mahir! Oğlum! Mahir! Mahir gel! Gel kızım. Hayırdır ana? Asker geldi. Oğlumu getirdiler. Kocanı getirdiler Nehir. Anam. Gülsüm anam. Etme. Üzme artık bizi. Kocamı getiremezler artık anam. Sen inanma. Kimse inanmasın bana. Oğlum geldi. Kocan geldi işte. Ana. Sahiden babam mı geldi? Oğlum, kaç kere konuştuk gelemez diye. Ama Gülsüm annem geldi diyor. Asıf'ım, bak, ninenin durumunu biliyorsun. Bakma sen ona, tamam mı? Bak muhtar. Bak, bir şey kaybolursa sorumlusu ben değilim ha. Baştan diyeyim sana bak. Ya Bahri bir git işine ya. Koca general içeride ölümle pençeleşiyor. Sen sağlık ocağındaki iki sarımın peşine düşmüşsün. Söyledim, onları depolamak getirirsin. Tamam, öyle yaparız. Hop hemşerim, hayırdır? Ya ben buranın sorumlusuyum asker ağa. Yani burada içeride olmam lazım benim ya. Kesin emir var hemşerim. İçeriye kimse giremez. Komutanımız içeride ameliyat olacak. Aga, geldiniz mi? Aslı ile Naz'a gelsin. Geçin. Geç, 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 geç. Geç. Nasıl oldu doktor durumu? Aga şey, yani dua edin. Başka ne diyeyim ki? Hem bu şartlarda elimizden ne gelirse yapacağız artık. Yani şifa Allah'tan. Ha, kordon dostum şey, bir de kan lazım bize acil. Bu generalin kan kartı. Askerlerin arasında mutlaka bu kan grubundan olması lazım. Tamam, hadi çıkalım. Soyu kırıyor sıcağı. Ne işin var senin burada? Mahir'imi getirmediniz mi bana? Nerede Mahir'im? Mahir kim teyze? Nasıl tanımazsınız benim oğlumu? Aslan Mahir'im benim. Geldi o. Döndü. Biliyorum. Geldi. Aranızda B, RH pozitif kan grubu olan var mı arkadaşlar? Ben varım komutanım. Olanlar şöyle geçsin. Köyden çok göç eden oldu. Nüfus az. İmkanımız yok. Gene de elimizden gelen yardımı sizlere yaparız komutan. Sağ olun muhtar. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda sizi haberdar ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Hadi. Elimizden ne geliyorsa askerlerimize yapalım. Komutanım, bu üç arkadaşın kanı uyuyor. Komutanımız yaşasın yeter ki. Biz kanımızı da veririz, canımızı da.
Başkan, gözlerimle gördüm. Hatta yatağa ben yatırdım. Ağır yaralı. Yalnız içeri kimseyi yaklaştırmıyorlar. Kuş uçurtmuyorlar başkanım. Ve bana bak, kes! Aç kulaklarını, iyi dinle. Okey'de herkes sana güvenir. O komutan Kasım yoldaşı kıymaya çevirdi. Kasım yoldaşının intikamı alınmadı. Ne yap, ne et, o komutanı gebert. İş bende, bitmiş saysan. Kayalar köyündelermiş ha. O general akşam edemeyecek. Sağlık ocağı benim sorumluluğumda. Nasılsa içeri girebilirim. O zaman da... La general, işini bir topal bitirecek ha? Siyanürü bir yesin bakalım. Çekil! Ne yapıyorsun? Çekil dokunmayın bana! İçeri giremezsin! Teyze! Buranın komutanı kim? Buyur teyze, bir şey mi var? Nerede benim oğlum? Ha? Getirdiniz mi? Teyze, senin oğlun kim? Bak yeter artık! 7 sene oldu ya! Fahir'imi verin bana! Fahir'imi verin! Hayda! Bu da iyi ya. Bir de teyzeden fırça yemediğimiz kalmıştı. Gülsüm ana. Ya etme, eyleme. Gene oğlum diye tutturdun. Sen biliyorsun durumu. Ne bilirmişim ben muhtar? Ha? Ne bilirmişim? Ya oğlum Mahir şehit oldu ya ana. Söyleme bana muhtar. Benim oğlum şehit falan olmadı. Yalan söylemeyin. Gülsüm ana, dur sakin ol hele. Meseleyi anlatalım komutana. Mahir, Gülsüm ananın oğlu. Benim de kocam. Mahir komando subayıydı. 7 sene önce birliğiyle sınır ötesi bir operasyona gitti. Orada 10 askeriyle kayboldu. Bir daha da haber alınamadı. 3 sene önce şehit oldukları haberi geldi. O askerlerle oğlum şehit olmadı. Onlar yaşıyor. Orada bir yerdeler. 7 senedir orada eziyet çekiyorlar. Kimse bana inanmıyor. Orada dağların ardında kamptalar. Gidin kurtarın onları da olur. Yavruları da analarına getirin komutan oğlum da olur. Kampın yerini biliyor musun teyze? Ben anlatıp dururum. Ama bana inanmıyorlar. Komutanım tamam. Kan veriyorlar. Oğlum Mahir'im. Ne oluyor ya? Mahir'im. Aslan evladım Mahir'im. Aslanım teyze. Benim. Oğlum. O senin oğlun değil. Ne oluyor abi? Ana. Ana, o Mahir değil. Ama çok benziyor oğluma. Hadi Gülsüm ana, gel gidelim. Oğluma benzeyen asker götürsün bize. Tamam teyzeciğim, hadi götüreyim ben seni. Dur amca. Komutanla görüşeceğim. Celil, bir sor bakalım. Nedir bu olayın iç yüzü? Komutanım, siz henüz bölgeye gelmemiştiniz. Çok büyük bir operasyondu. Ben de katıldım. Doğru. 10 askerle bir astsubay kayboldu. Çok aradık. Daha sonra da devam etti aramalar. Ama demek ki şehit olduklarına karar vermişler. Sağ çıkmaları da imkansızdı komutanım. Peki teyze, o kampı nereden çıkarttı? Komutanım, Gülsüm ananın oğlu kaybolduktan sonra bu köyün meczubu oldu. Aklı gidip geliyor. Yazık işte komutan be. Aslında iyi kadındır, biliyor musun? Bazen işte böyle, ne yapacağı belli olmuyor. Evlat acısı işte ya. Bu Bahri komutan. Sağlık ocağının bekçisi. İstediğiniz bir şey olursa eğer.
Ha, komutan, askerim beni içeri koymuyor ya. Bak, doktora yardım edebilirim. Bak, bak, bende malzemeler var. Neyin nerede olduğunu iyi bilirim ha. Yani eğer müsaade edersen... Tamam, geç. Doktor ne isterse yetiştir. Allah razı olsun. Adın Şahin ha? Şahin oğlum, yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş. Dürüst, temiz bir çocuksun sen. Sağ ol Gülsüm teyze. Evli misin? Yok, fırsat olmadı. Ama için yanar seni, belli. Sevda oturmuş yüreğine. Buyur asker. Sağ ol bacım. Neyi? Kocanın resmini verelim. Şahin görsün. Buyur Gülsüm ana. Bak, bu benim oğlum Mahir. Şimdi o kampta asker arkadaşlarıyla acı çekiyor oğlum. O kampta gaddar bir komutan var Şahin oğlum. Askerlere çok eziyet ediyor. Maşallah, alçak herif. Allah oğlum belasını verecek yakında. Zulüm devam etmez böyle oğlum. Sanki o kampta yaşıyor. O askerlerle acı çekiyor gibi anlattı. Ben Mahir'imle o askerlerle yaşıyorum Şahin evladım. 7 senedir onların çektiği acılar yüreğimi dağılıyor. O alçak, o aşağılık komutan askerlerimize çok acılar yaşatıyor. Vatan evlatlarımızı tek tek şehit ediyor. İşte giydim potim. Kaldı. Mustafa!
başınızı iş almayın. Baba haraçla ne çalıyorsun ya? Sırrı! Konuşmayın lan! Hadi! Şu ikisini bırak gitsin! Yürüyün lan! Bana bakın! Yürü! Sakın durmayın! Arkanıza bakmayın! Olabildiğince hızlı zikzak çizerek koşun. Çalışın lan! İşinize bakın. Çalışın lan! Çalış lan! Buradan koy! Şerefsizler esir askerlerin kaçmalarına izin veriyor, sonra da tek tek avlıyorlarmış. Askerlere acı vermek için. İşte eziyetler, işkenceler bir sürü. Oğlum sen bayağı etkilenmişsin. Abi nasıl olmayayım? Gülsüm Ana'nın anlattıklarını bir dinlesen. Koçum, Gülsüm Ana bütün bunları nereden biliyormuş? Rüyasında görüyor komutanım. Yedi senedir her gece aynı rüyaları görüyor Gülsüm Ana. Yaşadığı her anında oğlu Mahir, o askerler var. Hepsinin adını tek tek biliyor. Sanki hepsi onun evladı. Bazen günlerce uyumaz. Acı içinde ağlar durur. Zavallı kadın. Çok acı çekiyor. Yedi senedir oğlu, 10 asker kayıp. Şehit dense değil, denmese değil. Bir mezarları bile yok. Allah Gülsüm Ana'ya sabır versin. Gülsüm Anam'ın anlattıklarını bütün köy ezbere bilir. Biz alıştık. Ama gelen yabancılar çok üzülüp etkileniyorlar. Ama siz onun söylediklerine inanmayın komutanım. Mahir'im, oğlumun babası ve askerler de şehit oldu. Öyle bir kamp da yok zaten. Gülsüm Ana her şeyi uyduruyor öyle mi? Evet komutanım. Öyle. Ben bunu demeye geldim. Sağ ol bacım. O anlattıklarını görmeden resmedemez komutanım. Safi bir kadın. Allah gösteriyordur. Elimizde Gülsüm Ana'yı teyit eden somut bir delil yok Şahin. Belli ki kadıncağızın aklı gitmiş. Allah yardımcısı olsun. Aga ameliyat bitti. Komutanın durumu nasıl? Herhalde ki iyi, herhalde ki çakı gibi. Muhteşem derecede güzel yaptım. Muhteşem derecede güzel oldu ya. Aga gerçekten ben diyorum ama bana inanmıyorsunuz. Gerçekten bana inanmıyorsunuz. Bence dünyanın en büyük kimse buraya gelsin. Buraya gelsin bir kapışalım bakalım. Mesela bir kapışalım. Çünkü ben dağlarda yıllarca tecrübeler yaptığım için bu konularda harikuladeyim. Aha, aga gevezeliğe düştüm unuttum ha. Şu an kendine geldi ama biraz sonra her an uykuya dalabilir. Sana söyleyeceği şeyler varmış. Seni sordu çağırdı. Ya doktor amma uzatıyorsun bazen ha. Demek kendine geldin ha. İyi iyi. Gebertmek bana nasip olacak demek ki. Komutanım. O şerefsiz öldü mü? Sizin o bombanızdan kurtulması imkansızdı komutanım. Şerefsiz paramparça oldu. Şükür. Karımın, torunumun, askerimin öcünü aldım. Ya Cemal şerefsizi? Ona ne oldu Serdar? O şerefsiz kaçmayı başardı komutanım. Ama Kasım'ı öldürerek bir kolunu kestiniz. Thank you.
sen de burada çok fazla oyalanma, tamam mı? En kısa zamanda halledip... Salak, yemin ediyorum geri zekalı ya! Buradan çık dedim, uyuyacak, git uyuyacak! Laf! Tamam asker, tamam. Şunları toplayayım, hemen ben de çıkıyorum. Yav! Sonunda baş başa kaldık komutan efendi. Buyurken can vereceksin. Kimse anlamayacak bile. Ulan şerefsiz. Ne şerefsizler var komutanım. Belli ki örgüte çalışıyor şerefsiz. Kasım yoldaşın ölümü planlarımı alt üst etti. Bir süre eylem yok. İkiniz de elçiye dönüp saklanın. Benim emirlerimi bekleyin, anladınız mı? Emredersin başkan. Süreyya'ya bilgi verin. Kendini deşifre edecek bir şey yapmasın sakın. O baş belası yüzbaşı ile Celal'i takibe alsın. Onların ne yaptıklarını, karargâhta neler olduğunu bana rapor etsin. Emredersin başkan. Bir hadi gidin. Bana bakın lan. General Karadar köyüne götürülmüş. Burada Topal Bahri var. Sağlık ocağının bekçisi. Komutanın işini bitirecekti. Neler oluyor bir öğrenin bana. Emredersin başkan. Belli ki örgüte çalışıyordu komutanım. Ama layığını buldu şerefsiz. Komutanın sağlığı gayet iyi, merak etmeyin. Aman dikkat edin yüzbaşım. Bu arada doktora da selam söyleyin. İstediği bir şey olursa çekinmesin. Ne isterse. Söylerim komutanım. Komutan için ambulans gönderiyorum Serdar. Olur komutanım. Ama yola çıkmak için komutanın toparlanmasını beklemeliyiz komutanım. Ne zaman istiyorsanız o zaman dönün. Ama çok dikkatli olun. Şerefsizler rahat durmayacak. Merak etmeyin komutanım. Allah'ın izniyle dimdik ayaktayız. Doktor. Aga. Albayın sana özel selamım var. He? Tebriklerini iletmemi istedi. Aman efendim. Ya kurdun dostum. Aklıma bir şey takıldı. Yani sen biliyorsun. Benim makamda mevkide gözüm olmaz. Ama bu muhteşem zekanın seviyesine bakıldığında... Acaba diyorum Harvard'da şöyle kürsü başkanı falan mı olsam? Ulan hasta bakıcı. Sana buradan bir çakarım. Artık Harvard'a mı gidersin, başka bir yere mi gidersin bilmiyorum. Bence adam ol da komutanın başında bekle. Bak adamlar rahat durmuyorlar. Ya kordon dostum, gerçekten takdir etmeyi hiç bilmiyorsun. Aynı zamanda hiç huzur vermiyorsun. Aynı zamanda bana nefes aldırmıyorsun. Onu bir düşün. Layık. Köyde çok sayıda asker var ha. Bizi böyle tanımazlar. Geç teyze. Sağ olasın. Gülsüm Ana geliyor komutanım. Komutan. Ben büyük komutanla konuşmak istiyorum. Komutan çok yorgun ana. Şimdi olmaz. Bir durum varsa bize anlat Gülsüm Ana. Size anlattım. Ama belli ki çaresiz de değil. Generali anlatacağım oğlumu. Teyze de yamanmış ha. Sen asker falan değilsin. Belli. Değilim. Kime yardım ediyorum?
Senin gibiler kimseye boşuna yardım etmez. Bir çıkarım vardır elbet. Ne çıkarım olabilir ana? Ana! Neredesin ana? Her yerde seni arıyorum. Buldun işte, buradayım. Ne var? Ana! Komutanların işleri vardır. Gel, engel olmayalım. Bir halt ettikleri yok. Silah arkadaşları türlü türlü eziyet görüyor. Bunlar yan gelmiş yatıyorlar. Ana! Hadi gel eve gidelim ha. Şahin oğlum, hadi beni eve götür. Götür koşum. Tamam götüreyim teyzeciğim. Hadi gel. Komutan, bu çocuğa iyi bak. Hırpalama. Emredersin Gülsüm Ana. Senin adın ne? Celil. Gordon Celil derler bana. Anam, ne havalı ismin var senin öyle. Bana bak Gordon, benimle dalga geçmeye kalkma. Havanı alıveririm, hiç farkına varmazsın. Sen aksi, ters, sinirli bir adamsın. Biraz sakin ol. Hayata güzel mi? Bir de geride bıraktıklarınızı unutma. Hani 7 yıl önce geride kalanları. Hadi oğlum getir beni. Tamam hadi gidelim gel. Komutanım, benim o operasyonda olduğumu nereden biliyor bu? Bunda bir şey var. Ana dur. Ya Gülsüm Ana. Komutanım. Ne oldu Gülsüm Ana? Biliyorum bana inanmıyorsunuz. İnan oğul, bunlar gerçek. Mahir'im 7 yıl önce 10 askeriyle orada kaldı. Askerler de Mahir'im de yaşıyor. O kampta eziyet görüyorlar. Herkes unuttu onları. Ama ben anayım oğlum. Benim yüreğim hisseder. Onlar senin arkadaşların. Gel anacığım, gel gidelim. Hadi haydi. Ya komutanım, bu ne böyle ya? Timci geliyor la. Bozuntuya vermeyin. Gidiyorum bakayım. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Biz koyun tüccar iznine. Alacak hayvan arıyoruz. Sesi gözüm tutmadı. Köyde fazla kalmayın. Basın gidin yolunuza. Haydi! Ana gel hele. Bu herifler uğursuz. Hepsinde şeytan suratı var. Aynı o topal bekçi gibi. Ana sataşma insanlara. Ya niye sataşmayacağım kızım? Bak o topal bekçi bozuntusu layığını bulmuş. Bunlar da bulacak. Dur. Depodakileri aldım ben. Köylülerin ağzını aradık. General Sağlık Ocağı'nda ameliyat olmuş. Durumu iyiymiş başkan. Yalnız bizim topal ölmüş. İşi becerememiş. Ulan bundan da yırttı ha? Ya. Kasım yoldaşın intikamını almalıyız. O işi siz yapacaksınız ha? Öldürün generali! Başkan asker köye yığılmış. Burada nefes almak bile zor. Nasıl indiririz generali?
İyi dinleyin lan beni. Aman bana ne şahinden ya. Ne hali varsa görsün. Kızım, iyi misin sen? İyiyim teyze, dalmışım. Derdin mi var senin asker kızım? Aman benimki de laf işte. Derdi olmayan insan mı var? Sen de köye gelen askerlerdensin değil mi? Hı hı, evet teyze. Teyze deyip durma bana. Gülsüm Ana der herkes. Senin adın ne yavrum? Aslı Gülsüm Ana. Aman adın da senin gibi pek güzelmiş. Hem sevdim ben seni. E demin dalıp gitmiştin. Koçanla bir derdin mi var? Yok. Evlenmek kısmet olmadı da Gülsüm Ana. Yavuklu vardır o zaman. O da yok. Yapma ya. Senin gibi güzel bir kızı kim istemez yavrum? Biri var ama beni istemiyor artık. Salak mı? Hem de çok salak. Sana birini bulsam evlenir misin güzel kız? Yok, evlilik bana çok uzak Gülsüm Ana. Aman ben senin kısmetini bilirim. Karışma sen. Gel bakayım sen benimle. Nereye Gülsüm Ana? Gel. Kalk. Yürü kızım. Yürü haydi. Gel. Haydi yürü. Haydi. Şu gelen kim? Bilmiyorum ki. Dur. Yaralıyım asker. Doktora geldim. Gel bakalım. Doktor. He. Yaralanmış bu. Tırpan kesti doktor. Ya bundi sen ne yaptın acaba eline ya? Def. De hadi gel. Bir bakalım. Yürü. Yürü gundi. Gel gundi. Aga şey. Arkadaş. Elinden yaralanmış da ben bunu burada tedavi edeyim he mi? Olur doktor. Gel kardeşim. Otur. Ya Aslı yok mu? Hele bir yardım edeydim. Aslı Şahin'i aramaya gitti. Nereye götürüyorsun beni Gülsüm Ana? Gel kızım gel. Kısmetine götürüyorum seni kısmetine. Hadi yürü gel. Hadi. Ben de büyüdüm mü senin gibi asker olacağım. Lan. Aferin. İnşallah. Ya ben çok zahmet verdim size ya. Estağfurullah ne zahmeti. Gülsüm Ana böreğinden yedirmeden hayatta göndermez sizi. Asap sen bana gel de yardım et. Gel hadi oğlum. Olur ana. Bu ne ya? Gir sen gir. Geldim. Bu Şahin'dir Aslı kızım. İşte senin kısmetin bu. İyi çocuk ha. Bundan düzgün koca olur. Ne diyorsun Gülsüm Ana? Karışma kız sen. Şahin kalk bakayım oğlum sen de ya. Kalk. Ya ana. Ya bir kalk. Sen de geç yanına bakayım. Geç. Şöyle dur. Yakın dur. Yakın. Ya bir yaklaş. Yakıştınız ha. Yakıştılar değil mi? Kız nehir yakıştılar değil mi? Yakıştılar Gülsüm Ana. Maşallah. Tamam. Bu iş oldu bitti. Ya anacığım ne işi oldu? Hangi iş bitti? Gülsüm Ana birbirini tanımayan gençleri tanıştırıp evlendirmeyi çok sever. İyi de Gülsüm Ana biz birbirimizi tanıyoruz. Biz aynı timdeyiz. Ah ne? Ya? Birbirinizi tanıyor musunuz? Hı hı. E bak ya. Şahin oğlum sen kör müsün?
Hayda, niye ya? Yine ne yaptım ben? Madem Aslı'yı tanıyorsun, niye almadın bu kızı? Yahu böyle güzel kız kaçırılır mı oğlum? Bu mu? Ne yani, Aslı güzel değil mi Şahin? Ne az burun büküyorsun be? Güzel değil miyim ben? Ne bağırıyorsun kızım? Hem bana ne senin güzelliğinden? Bununla normal konuşulmaz ki. Aksinin teki. Ya kızım, senin ne işin var burada? Ha? Beni mi takip ediyorsun sen? Ha, işim gücüm yok, seni takip edeceğim. Siz birbirinize deli gibi aşıksınız. Sen Aslı kız naz yaparsın. Sen de Şahin oğlum sevdiğini dile getirip söyleyemezsin. Ama ikiniz de yüreğinizden bağlısınız birbirinize. Otur bakayım şöyle. Otur. Otur. Geç. Geç, 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 geç. Ana. Sen şöyle. Sen de şöyle otur. Geç. Anlatın bakayım ne oldu? Ya ama sen mahvetmişsin bu eli. Benim buraya dikişler üstüne dikişler atmam lazım ya. Ne oluyor be? Geri çabuk. Tut, tut. Sağlık ocağına sızmaya çalışıyor komutanım. Manyak mı bunlar be? Bu kadar komando varken. Sağlık ocağını koruyun. Celil, hadi gidelim şu tazeleri alalım. Alalım komutanım. Silahlar dur, 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 dur. Nereye kaçıyorsunuz? Çatışma var Gülsüm ana. Gitmemiz lazım bizim. Varsa var. Size ne? Ya ana, olur mu öyle şey? Gitmemiz lazım bizim. Görevdeyiz biz. Ya ana. Karışma sen kız. Anacığım bak, operasyondayız. Görevdeyiz biz. Bizim gitmemiz lazım. Ya bir sürü asker var. Onlar idare eder. Bana bu meseleyi anlatmadan gitmek yok. Oturun. Ama anacığım. Oturun. Tamam, tamam ana. Tamam, oturdum, tamam. Hele anlat Aslı kızım. Bu kör Şahin ne etti sana? Ya ana bir... Şşş. Tamam. Bak Gülsüm ana. Biz Şahin'le evleniyorduk. Her şey hazırdı. Gelinliğimi giydim. Masada oturdum. Bunu bekliyordum. Geldi gelecek, geldi gelecek diye. Gelinlik üstümde. Sonra ne oldu biliyor musun? Ölüm haberi geldi. Sonra ben de öldüm. Sonra öğrendim ki yaşıyormuş. Yaşıyor. Ama benim haberim yok. Ama sonra ne gördüm biliyor musun? Bu Şahin teröristlerin arasına karışmış. Ya o an ben yıkıldım. Ölmekten beter oldum. Ya görevdeydim. Gizli görevdeydim. Ne yapayım? Kaç kere anlattım sana? Ya sen beni seviyordun değil mi? Ben senin karın olacaktım. Her şeyi bana anlatman gerekmiyor muydu? Bak, dilimde tüy bitti. Mümkün müydü benim sana bunu anlatmam? Gizli görev diyorum. Adı gizli görev. Ne yapayım? Sen ne yaptın peki sonra? He? Gittin o Yusuf denen iti buldun. Ya adam beni deli diye akıl hastanesine soktu Aslı. Sen ne yaptın? İnanmadın bana. Üstüne üstlük gittin, o herifle evlenmeye kalktın Aslı. Ya ne çünkü diyeceksin? Tutunacak bir dal arıyordum. Boşluğa düşmüştüm. Yusuf da beni seviyordu, tamam mı? Ay hop 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 hop. Yeter. Bırak ya. Bir durun. Aman. Ağır olun ya. Üf, bir şey anlamıyorum ki ben. Ya Aslı kardeş. Şahin kardeş. Ya şunu bir tane tane anlatın da anlayalım ya. Aferin lan sana. Gordon Celil'i yakaladın. Hadi lan. Hadi ateş et. Kahraman olursun. Ya ateş edeceksin ya da silahı alıp öyle kovboyculuk oynamayacaksın.
Celil, diğerleri tamam. Bunlar niye böyle giymiş? Kahretsin. O zaman sağlık ocağındaki pislik de teröristti. Celil, hadi yürü. Geberdi ya. Çapsız adamların hepsi geberdi. Sıra sana geldi lan Cemal. Lan aşağılık herif. Kasım'ın sonunu unutma. Her bir paşanı bir daha fırlatacağım. Komutanım, bu şerefsiz buralarda bir yerde. Yakınlarda bir yerde komutanım. Ulan baş bela. Ulan baş belaları. Nöbetçi. Nöbetçiler. Bütün bunlardan sonra darıldınız, konuşmuyorsunuz ha? Konuşmuyoruz. Ya işte ben kavga edip duruyoruz, ne yapayım ki ben? Siz aşıksınız çocuklar. Bunun adı her yerde aşk. Aşık olan ya kavga eder ya da naz eder. Haklısın Gülsüm ana. Aa kız, sen de bana hak verdin ha? Senin başında büyük yok. Kalkın bakayım siz. Nereye yine ya? Düşün önüme. Yürüyün hadi. Ya bir kalkın. Ya yürü, nereye yürü, anacığım? Yürü yürü. Hadi konuşmayın. İyi, iyi tamam. Hadi kızımı al şunu da. Doktor, iyi misin? Ya aga, hani demişler ya iyilikten maraz doğar diye. Vallahi o lafı boşuna dememişler ya. Al canlı kanıtı, şu an ben kendimim ya. O pislik arkamdan gitti. Kafamın ardına bir kötüledi ya. Ulan gözlerim böyle bir patadak bir gitti aga. Hiçbir şey görmedim ya. Hayvan oldu hayvan. Oo, Şahin, Aslı, kıyamet koptu, siz ortalarda yoktunuz. Ben göndermedim. Mahsuru mu var Kordon Efendi? Tamam Gülsüm Ana. Arızaya bağlama Allah'ını seversen ya. Komutan nerede? Sağlık ocağında. Düş önüme. Götür bizi. Siz de gelin hadi. E hadi yüzünü ekşitme Kordon Efendi. Hadi hadi hadi. Neredeydiniz? Kıyamet koptu, yoktunuz. Kız sen bir sus. Şahin'le Aslı'yı ben koy vermedim komutan. Tamam Gülsüm Ana, bir sıkıntı yok. Ben dışarıdayım komutanım. Yok dur. Sen de kal. Gülsüm Ana, o zaman şey diyeyim yani, benim kafada hafiften bir yaralanma var. Hafiften bir baş dönmesi var. Ama eğer istiyorsan, çok istiyorsan ayağa kalkayım, önünde ben de dikileyim böyle. Hazır ol da durayım, ne dersin acaba? Zorluk yapma doktor. Komutan, bu Aslı ile Şahin'in kimsesi yok. Sen onların hem komutanı hem babası sayılırsın. Sen de öyle Kordon Efendi. Ya tamam, ikide bir dürtme. Bu yavrular birbirini seviyor.
Sen bunları hemen evlendir komutan. Bunları kendi haline bırakırsan sefil perişan olurlar. Yazıktır. Yani bir emir ver. Vur kafalarına. Yap düğünlerini şunların. Bakalım kedileri istiyor mu Gülsüm Ana? İstiyorlar tabii. Bak süt dökmüş kedi gibi duruyorlar. Tamam Gülsüm Ana, sana söz. İlçeye döner dönmez bunların ikisini de evlendireceğim. Ay ay ay, nikahlarına ben de geleceğim ha. Ya ben anam şu mübarek eline bir öpeyim ya. Acaba ben bu eli nasıl öpeyim? Geceli gündüz çalıştım ben bunlarla. 3 sene uğraştım ben bunları evlendirmek için. Oğlum beceremedim, sus ya. Vallahi 2 dakikada yaptım. Sen de tatlı adamsın ama pek yağcısın ha. Ama şakarma. Şaka şaka. Ya şaka. Bugün herkes nasibini aldı Gülsüm Ana'dan. Benim komutanlarla konuşacaklarım vardır. Hadi siz çıkın. Emir büyük yerden. Şahin, ambulans gelmek üzere, siz çıkın. Aracın emniyetini sağlayın. Tamam, tamam komutanım. Generali götürecek araç geleceğine göre gidicisiniz ha komutan. 2 saat içinde yola çıkacağız Gülsüm Ana. 7 senedir rüyalarımda oğlumu, Mahir'imi, esir askerleri, o kampı görürüm. Bana deli dediler, meczup dediler. Kimse inanmaz bana. Oğlumla askerler o kampta. Çoğu sağ, yaşıyorlar. Yalvarırım o kampımı. Vatan evlatlarını kurtar komutan. Gülsüm Ana, o kampın varlığından kimsenin haberi yok. Son umudum sizsiniz komutan. Ne olur oğlumu bulun, o askerleri bulun. Ana, emir gelmeden hele sınır ötesine gitmemiz imkansız. Şuna meczup kadınsın. Kim inanır sana desene oğlum. Rüyayla amel edilmez komutanım. Gülsüm Ana hayal görüyor bence. Lan! Sol! Sağ dön! Şuna vaziyeti al! Yakına! Oğlum belli, indir aşağı! Dayanacağız. Buradan kurtulmak zorundayız. Aynı şeyleri söyleyip durmayın komutanım. 7 koca sene oldu. Ülkemiz, ordumuz, ailelerimiz bizi unuttu. Kimse yaşadığımızı bilmiyor. Kimse bizi aramıyor. Birimiz buradan kaçmalı. Yaşadığımızı, hayatta olduğumuzu herkese söylemeli. Komutan haklı. Ordumuzun yaşadığımızdan haberi olmalı. O zaman bizi kurtaracaklardır. Arkadaşlarımızı tek tek bırakıp sonra avladılar. Şehit ettiler. Bitsin artık bu azap, bu işkence. Öleceksek bir amaç için ölelim. Örgüde yük olmaya başladık. Bizi öldürüp kurtulmaya çalışıyorlar. Ama buna izin veremeyiz. Bakın arkadaşlar, sınır buradan 30 kilometre. Sınırdan da benim köyüm 20 kilometre. 50 kilometre ötede özgürlüğümüz var. Subayla bu asker çok tehlikeli olmaya başladı. Derhal infaz edeceğiz. Hazırlanın. Emredersiniz komutanım.
Hadi, hadi çıkın. Çabuk yürü olun, yürü. Çabuk. Yürü. Al lan, al lan. Geç şöyle. Geç şöyle, geç, geç. Getirin bunları. Hadi yürü, yürü. Yürü lan. Yürü. Geç şöyle. Hadi. Yürü lan, yürü. Kal lan. Yürü. Şunları. Hadi Aslan. Çıkalım buradan. Hadi! Hadi lan! Kaçın! Kuzeye doğru Ahmet. Çapraz kuş yapacağız. Haytasına, şunlara bak be! Yavaş, çabuk! Hadi! Nasıl da kaçıyorlar? Durmayın lan! Yakalayın şunları, koşun! Koşun lan! Ya sınırı geçerlerse? Geçerlerse siz de geçin! Sağ kalırlarsa kamp deşifre olur! O iki tazıyı gebertmeden gelmeyin sakın! Hadi! Hadi çabuk! Oğlum... Yavrum... Askercikler... Kimse inanmıyor bana. Kimse inanmıyor. Kimse inanmıyor. Gülsüm anam. Ne diyeceğini biliyorum. Ağlama, üzülme diyeceksin. Herkes seni meczup görüyor. Sana inanmıyor diyeceksin. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et bana. Ahmet! Hadi kalk! Bak, yamacın arka tarafı bizim topraklarımız. Ben bittim komutanım. Benden buraya kadar bitti. İnancını sakın yitirme Ahmet! Kurtuluyoruz! Az kaldı bak! Komutanım yakalandık. Hakkınızı helal edin bana. Hayır. Ben kalıp onları oyalayacağım. Sen sınırı geçeceksin. Ben başaramam komutanım, bittim. Siz gidin. Hayır, başaracaksın. Sen onları oyalayamazsın. Sınırı geçip Kayalı köyüne, Gülsüm anamın yanına git. Olanları anlat ona. Hadi koş, koş. Hadi koş. Durma. Koş Ahmet. Hadi çıkıyoruz. Aa, aa, aa.
güç ver bana. Hey! Asker bunlar! Hey! Durun! Yardım edin! Kurtarın beni! Kurtarın! Kurtarın beni! Gitmeyin! Gitmeyin! Allah'ım yardım et bana, ne olur. Dur! Dur! Kaçamazsın asker! Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kimsin sen Hasan? Ne istiyordu o şerefsizler senden? Bunun giydiği eskiden giydiğimiz komando üniforması. Söylesene koçum. Ben komandoer Ahmet Çetin. Suriye'deki esir kampından kaçtım. Ne diyorsun sen? Doğru mu bu? Geçmiş olsun kardeş. Gülsüm Ana doğru söylemiş komutanım. Gülsüm Ana'nın oğlu Assubay Mahir'den anasına mesajım var. Beni ona götür. Tamam. Hiç merak etme. Gülsüm Ana. Komutan. Haklıymışsın Gülsüm Ana. Söylediğin gibi bir kamp varmış. Oğlun da askerlerin çoğu kamptalarmış. Yaşıyorlarmış. Allah'ım sana şükürler olsun. Kampın yerini biliyoruz. Gidip oğlunu ve askerleri kurtaracağız Gülsüm Ana. Oğlunu getirin bana. Vatan evlatlarını getirin. Analarına babalarına kavuşturun onları. Merak etme Gülsüm Ana.